Anton Çehov, Memurun Ölümü. Bir akşam Mümeyyiz Çervyakov, tiyatroda ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbünle Kornevil çanlarını seyrediyordu. Çervyakov öylece seyrediyor ama aynı zamanda saadetin doruklarına ulaştığını duyumsuyordu. Her şey böyle güzelce akarken birdenbire yüzü buruştu. Gözleri kaydı, soluğu kesildi. Dürbünü gözünden ayırdı, eğildi ve "Öpş!" diye aksırdı. Bildiğiniz gibi aksırık hiçbir yerde hiç kimseye yasak edilmemiştir. Köylüler de aksırır, emniyet amirleri de. Hatta bazen müşavirlerin bile aksırdığı olur. Dünyada aksırmayan yok gibidir. Çervyakov da hiç bozulmadı. Mendiliyle ağzını burnunu sildi. Nazik bir insan gibi kimseyi rahatsız edip etmediğini anlamak için çevresine bakındı. Ve birden bir mahcubiyet hissetti. Önünde birinci sıra koltuklardan birinde oturmakta olan yaşlı bir zatın dazlak kafasını, ensesini eldiveniyle dikkatle silmekte olduğunu ve aynı zamanda da bir şeyler mırıldandığını gördü. Çervyakov, bu ihtiyarın Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan sivil generallerden Brizyalov olduğunu anlamakta gecikmedi. "Adamın üstünü başına berbat ettim," diye düşündü. "Gerçi benim amirim falan değil ama, yani yabancı. Ama ne de olsa hoş bir şey değil. Özür dilemeliyim." Çervyakov birkaç kere öksürdü, gövdesini biraz daha ileri doğru vererek generalin kulağına eğildi. "Af buyurun efendimiz," diye fısıldadı. "Üstünüzü başınızı berbat ettim ama istemeyerek oldu." "Zararı yok, zararı yok." "Ama lütfen efendimiz, Allah rızası için affedin. Ben böyle olmasını istemezdim." "Tamam, tamam. Fakat oturunuz rica ederim. Lütfen bırakın da dinleyeyim." Çervyakov utandı. Alık alık sırıttı. Sahneye bakmaya başladı. Şimdi tiyatroyu seyrediyor ama hiç zevk almıyordu. İçini bir kurt kemirmeye başlamıştı. Perde arasında Brizyalov'a yaklaştı, yanı başında yürümeye başladı. Çekingenliğini yenerek mırıldandı. "Şey, efendimiz, üstünüzü başınızı berbat ettim. Af buyurun. Halbuki ben hiç de böyle olmasını istemiyordum." General: "Yeter artık canım. Ben onu unutmuştum bile. Halbuki siz devamlı tekrarlıyorsunuz," diye söylendi. Alt dudağını da hızlı hızlı oynatmaya başlamıştı. Çervyakov şüpheli şüpheli generale bakarak, "Unutmuş ama gözleri hain hain parlıyor. Konuşmak bile istemiyor benimle," diye düşündü. "Bunun bir doğanın kanunu olduğunu kendisine anlatmalıyım. Yoksa herif tükürmek istediğimi sanabilir. Şimdi sanmasa bile sonra sanabilir." Çervyakov evine gelince yaptığı kabalığı karısına anlattı. Karısı görünüşe göre olup biteni pek de umursamadı. Sadece korktu biraz. Ama sonradan Brizyalov'un bir yabancı olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. "Neyse, sen yine gidip ondan özür dile," dedi. "Sosyete hayatında nasıl davranılacağını bilmediğini sanabilir. Bütün mesele işte burada ya. Ben özür diledim ama o biraz tuhaf davrandı. Akla yakın bir tek söz söylemedi. Hoş, konuşmaya da çok vakit yoktu ya." Ertesi gün Çervyakov yeni üniformasını giydi, tıraş oldu, meseleyi Brizyalov'a anlatmaya gitti. Brizyalov'un bekleme odasına girince orada birçok ricacılar, bunların arasında da ricacıların dertlerini dinlemeye başlamış olan Brizyalov'u gördü. General birkaç ricacının derdini dinledikten sonra sıra Çervyakov'a geldi. Mümeyyiz, "Dün gece Arkadi'de," diye anlatmaya başladı.
Eğer hatırlarsanız efendim, ben aksırdım ve ben üstünüzü başınızı berbat etmiştim. O nedenle af, sivil general. Ne saçma şey, aman ya Rabbim diye mırıldandı. Ve başka bir ziyaretçiye dönerek, siz ne istiyorsunuz diye sordu. Çerviyakov bu esnada sarararak, benimle konuşmak istemiyor diye düşündü. Demek ki kızıyor. Hayır hayır, bunu böyle bırakmamalıyım. Bunu ona açıklamalıyım. General son ricacıyla konuşmasını bitirip çalışma odasına doğru yürüyünce Çerviyakov da arkasından yürüdü. Efendimiz diye mırıldandı. Ben efendimizi rahatsız etmek cesaretinde bulunuyorsam bu sadece içimdeki pişmanlık duygusundan geliyor. Siz de bilirsiniz ki efendimiz, ben o da akşam o hareketi isteyerek yapmadım. General artık ağlamaklı suratını astı, elini sallayarak, fakat efendim siz benimle düpedüz alay mı ediyorsunuz dedi, kapının arkasında kayboldu. Niye alay edeyim ki? Ben derdimi anlatamıyorum diye düşünüyordu Çerviyakov evine doğru giderken. Öyleyse generale mektup yazmalı diye düşündü. Sonrasında tekrar tekrar düşündü, taşındı ama bu mektubu bir türlü toparlayıp yazamadı. Ertesi gün kendisinin gidip işi anlatması lazım geldi. General sorgu dolu gözlerini ona diktiği zaman Çerviyakov, dün efendimiz buyurduğunuz gibi alay etmek için rahatsız etmeye gelmemiştim ben. Aksırırken hani üstünüzü başınızı berbat ettiğim için özür dilemeye gelmiştim. Alay etmek benim ne haddime? Bizler alay etmeye kalkarsak o zaman efendime söyleyeyim, insanlar arasında saygı kalır mı hiç? Suratı mosmor kesilen, sapır sapır titreyen general birdenbire defol diye bağırdı. Generalin dehşetinden korkup kireç gibi olan Çerviyakov bir fısıltı halinde anlayamadım, ne buyurdunuz diye sordu. General bu sefer ayaklarını yere vurarak defol diyorum diye tekrarladı. Çerviyakov'un karnında bir şeyler koptu. Gözleri hiçbir şey görmeden geri geri kapıya doğru gitti. Dönüp sokağa çıktı, yürüdü. Kurulmuş bir makine gibi evine gelince üniformasını çıkarmadan kanepeye uzandı. Ve oracıkta öldü.